yıllarca zulüm ve işkence altında, tabii ki Amerika'daki hikaye başka türlü. Biz onlara ne götürüyorduk? Onlara özgürlük ve demokrasi. Siz Osmanlı'nın reayası kapı kulu olarak yetişmişseniz, kafanıza öyle çekmişseniz, kardeş katili, bebek katili, sağın solun ülkelerine saldıran, talan eden, kızlarını alıp cariye yapan, çocuklarını devşirip asker yapan, yeni ülkeler işgali için, tahtına tapan, soyuna tapan, paranoyak ve psikopat padişahları översin, dersin ki onlar ne yapıyordu? O işgal ettikleri ülkelere medeniyet götürüyordu, adalet götürüyordu diyor musun? Sen o zaman bu Amerikalı'dan, İsrailli'den, Siyonist'ten hiçbir farkın yok. Onlar da kendi propagandalarına kör, sen de körsün. Adil olmak cesaret ister. Bulunduğun kelle sayılarından, kalabalıklardan farklı düşünebilmek, içine konduğun kutunun dışına çıkabilmek, medyada sana anlatılanları sorgulayabilmek, sana hikaye anlatılanlar, ben dahil kim, sorgulayabilmek, farklı düşünceleri dinleyebilmek, toleransla dinleyebilmek, farklı düşünceleri ve akletmek, düşünmek, vicdanına danışmak. Ama insanların çoğu maalesef insanların çoğu yalancıdır, zalimdir. İnsanların çoğu gerçeği, hakkı aramıyor. İnsanların çoğu adaleti aramıyor. Sadece kendisi zarar görünce adalet diye bağırır insanların çoğu. Ama başkası için kendini riske sokan, mücadele veren insanlar azdır. Düşün. Bu dünya bir sınav dünyası ve din gününde sadece tek başına Allah'ın huzuruna çıkacak.